Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Seste, görüntüde herhangi bir problem var mı? Seste, görüntüde sıkıntı var mı? Tamamdır, güzel. Nasılsınız bakalım, nerelerden katılıyorsunuz? sayımız da var. Chat, haydi biraz daha aktif görmek istiyorum seni. Kayseri. Gaziantep, İstanbul. İstanbul güzel. Güzel. Evet güzel. Arkadaşlar ismim Feyza. Dönem boyunca fen derslerini beraber işleyeceğiz. Şimdi kayıt olmayı düşünenler varsa e, ismimi vererek %20'lik bir indirimden yararlanabilir. Yani Feyza öğretmenin kontenjanına geldim derseniz eğer %20'lik bir indirimden faydalanabilirsiniz. Tanışma moduna geçtiniz. Evet, dersleri nasıl işliyorum? Dersleri genellikle anahtar kelimelerle, sözcüklerle, oyunlarla ilerletiyorum. Her ders sonunda kaot tarzı oyunlar yapıyorum, dersler pekişsin diye. Onun dışında WhatsApp gruplarımız oluyor. WhatsApp grupları sadece fen üzerine oluyor. Yani matematik hocası açar, fen açar, Türkçe açar. Bu gibi gruplarda da sizin anlamadığınız yerler, yapamadığınız sorular bunlara bakıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi fende neredesiniz? Okulda. Kalıtıma geçenler var mı? Kalıtıma geçenler. Kalıtım, DNA, çaprazlama, biyoteknoloji. Evet. Gayet ileridesiniz. Güzel. Peki kalıtımı yapamıyorum, anlamadım diyen var mı? Duru siz baya ileridesiniz. Birinci üniteyi basıncı bitirdik diyorsunuz. Üçüncü ünite. Güzel. Kalıtımı yapamıyorum, anlamadım diyen var mı? Bugün kalıtım işleyeceğim sadece. Sorularına bakacağız. Evet, haydi o zaman kalıtımdan başlayalım. Evet, şimdi bu ders sonunda kalıtım sorularının hepsini yapabiliyor olacağız. Onun sözünü vereyim önceden. Tekrar hatırlatıyorum, eğer kayıt olmak isteyenler varsa adımı Feyza'yı kullanarak %20'lik bir indirimden yararlanabilir. Haydi bakalım kalıtımdan başlayalım. Kalıtım nedir? Canlarda bulunan özelliklerin. Nedir bu özellikler? Evet, çaprazlama olan saç rengi, saç şekli, göz rengi, ten rengi, çiçek rengi gibi özellikler. Bunların gelecek nesillere aktarılmasına kalıtım diyeceğim. Bununla ilgilenen bilim dalına da kalıtım bilimi yani genetik diyeceğiz. Evet, devam edelim. Karakter mesela, feni unutalım şu an. Siz bir insanın karakterini nasıl tanımlarsınız? Hangi kelimeleri kullanarak? Normal günlük hayatta bir insanın karakterini nasıl tanımlarız? E, kişilik olarak asla tanımlarız. Ne deriz? İşte dürüsttür, cimridir, bonkördür, işte dobradır gibi şeyler. Ama fendeki karakter ne? Fendeki karakter fiziksel özellik. Nedir fiziksel özellik? Yani saç şekli, saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, göz şekli, ten rengi gibi fiziksel özellikler fendeki karakterdir. Mesela DNA'dan bir parçaya bakalım. Haydi bakalım DNA ve genetik kod. Ben DNA üzerindeki her bir şu parçalara ne isim veriyordum? Chat. <laughs> ne isim veriyorduk? Hatta şifrem vardı. Neydi şifrem? Kedi. Gene. Çok güzel. Efe. En küçük yapısı nükleotitti. Nükleotitler bir araya gelerek neyi oluşturuyorlardı? Genleri. Genler DNA üzerinde bulunuyordu. DNA'nın kısalıp kalınlaşarak Aynı zamanda özel proteinlerle birleşerek de çok güzel melis kromozomlara dönüşüyordu. O zaman ben bu her küçük parçaya ne diyeceğim? Nükleotit. Peki nükleotitler DNA'nın ne birimiydi? DNA'nın çok güzel yapı birimi. Peki bu nükleotitler bir araya gelerek neyi meydana getiriyordu? Geni meydana getiriyor. Çok güzel. Gen yani, peki DNA'nın ne birimiydi? DNA'nın çok güzel duru görev birimi. DNA'yı da biliyoruz. Çift zincirli sarmal bir yapıya sahip. Bu karakterler aslında DNA üzerinde kodlarla şifreleniyor. Yani gen için DNA üzerindeki anlamlı parçalar diyebiliriz. Evet gene geldik. Gen neydi? DNA'nın görev birimiydi. Ve her bir karakteri simgeliyordu. Mesela aşağıda bir örnek vermiş. Mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelye. Mor çiçekli bezelyeyi büyük harfle göstermiş. Beyazı küçük harfle. Peki bu büyük harf küçük harf nedir? Çok güzel. Baskınlık ve çekiniklik durumudur. Peki chat. Acaba kimler biliyor bu sorunun cevabını? Baskının diğer adı neydi? Baskın. D harfiyle başlıyor. Çok güzel Zeynep. Dominant gen. Baskın gen dominant gendir. Çekinik ise neydi? Çekinik. Çok güzel Şeyma. Resesif demekti. Ben buradan neyi anlıyorum aslında? Demek ki mor çiçekli bezelye, beyaz çiçekli bezelyeye baskındır. Peki ben mor çiçeğin genotipini yazmak istiyorum. Yani gen yapısını nasıl yapabil yazabilirim? Zaten mor çiçekli diyorsa mor olması onun fenotip yani dış görünüş özelliğidir. Beyaz olması yine onun fenotipi yani dış görünüşüdür. Fakat moru yazmak istersem çok güzel. Ya büyük A büyük A yani büyük M büyük M yazacağım veya bir büyük bir küçük yazacağım. E, burada beyaz var neden genotipinde beyaz olduğu halde fenotipi mor çünkü buradaki mor değil beyaz ne isim geliyor aslında burada? Evet bu beyazdır burası mordur ama nedir beyazlık çekinikliktir o yüzden burada etkisini gösteremez. Beyazında zaten tek bir ihtimali var. O da küçük M, küçük M diye yazabiliriz. Şimdi homolog kromozom. Homolog kromozom kısaca neydi? Biri anneden, çok güzel. Biri anneden, biri babadan gelen kromozom çiftlerine ben homolog kromozom diyeceğim. Buradaki aynı özellikler ise bana neyi verecek? Alergeni vermiş olacak. Şimdi kalıtım aslında çok kolay, çok eğlenceli bir konudur. Kalıtımda bilmeyen gereken alt tane kavram var. Nedir onlar? Baskın. Baskın gen genellikle büyük harf ile gösterilir. Diğeri çekinik. Diğer ismiyle resesif. Çekinik genler daima küçük harflerle gösterilir. Üçüncü kavramım. Homozigot. Homozigot. Diğer anlamıyla arı, diğer anlamıyla sap. Diğer kavramım hetere, zigot. Heterozigot nedir? Melez. Çok güzel çözdün. Harikasın. Aynı zamanda genotip ve fenotip kavramlarım da var. Bu altı kavramı çok iyi öğrendiğin takdirde önüne gelebilecek her türlü kalıtım sorusunu yapabilirsin. Şimdi bakalım baskın gen büyük harflerle gösteriliyordu. O zaman büyük A, büyük B, büyük C yazabilirim. Çekinikler küçük harflerle gösterilir, küçük a, küçük b, küçük c gibi. Ve çekinikte şöyle bir şey var, çekinik genin etkisini gösterebilmesi için yalnızca küçük küçük şekilde bulunması lazım. Yani saf bir şekilde, homozigot şekilde bulunması lazım. Çok güzel erinç. Ama baskına baktığımız zaman baskın iki şekilde bulunabilir. Ya büyük büyük ya da büyük küçük. Peki burada küçük var, çekinik gen var. Ama neden baskın durumda? Çünkü baskın daha etkili olduğu için çekinik burada bitiriyor artık görevini. Homozigot, arı veya saf ne demek aslında? Yani sen annenden eğer büyük A geni aldıysan babandan da büyük A geni almak zorundasın. Yani homozigot şurada yazayım. Ya büyük büyük olacaksın veya annenden küçük aldıysan babandan da küçük. Yani zaten sap, arı, homozigot aynı olacak. Üçü, ikisi de aynı. Annenden gelen babanla babandan Anne ve babandan gelen genlerin aynı olma durumu. Heterozigot melez ise farklı. Annenden eğer büyük A aldıysan, evet çok güzel Zeynep. Babandan küçük alacaksın. Melez yani karışım gibi düşünebilirsin. Genotip zaten içerisinde gizli. Nedir genotip? Gen yapısı. Fenotip nedir? F'den aklımıza gelsin. Fiziksel özellik. Yani dış görünüş. Mesela 3 farklı durum var bakalım. Genotipleri yazıyorum. Genotip büyük A büyük A olabilir, büyük küçük olabilir veya küçük küçük olabilir. Buradan fenotiplerini bulmamı istiyor. Diyor ki bana soruda kahverengi göz rengi geni maviye baskındır. O zaman kahverengi maviye baskınsa ne diyebilirim? Ben kahverengiyi büyük harfle göstereceğim. Mavi çekinik olduğu için küçük harfle gösterdim. O zaman birinciye bakalım. Büyük A, büyük A. Her ikisi de kahverengiyse o zaman bu çocuğun göz rengi nedir? Kahverengidir. En alttakine bakalım. Küçük, küçük. İkisi de mavi. O zaman bu çocuk kesinlikle mavi göz rengine sahiptir. Şimdi çek. İkinciye baktığım zaman melez. Biri büyük, biri küçük A. O zaman kahverengi de var genotipinde. Yani genlerinde kahverengi geni de var, mavi de var. Ama bu çocuk kahverengi gözlü müdür, mavi mi? O zaman neye bakacağım? baskınlık durumuna bakacağım. Ne demiştik? Çekinik. Yani mavi'nin etkisini gösterebilmesi için tek bir şart var. Anneden de babadan da küçük. Yani mavi geni alacak. Ama kahverengi de iki ihtimal olabilir. Büyük büyük de olabilir, büyük küçük de olabilir. E büyük küçük diyorsa, o zaman kesinlikle kahverengidir diyebilirim. Burası konunun aslı, en önemli altı kavram: baskın, çekinik, homozigot, heterozigot, genotip ve fenotip. Bu sayfada her şeyi anlattım. Oturmayan, kafanıza takılan herhangi bir yer var mı? <laughs> Yoksa geçelim. Çekinik gene anlatmıştım. Fenotip dış görünüş demiştik. Mesela burada bakalım genotip ve fenotiplerini yazdırmış. Soru var mı demiştim. Ona yok dedi duru. Evet bakalım. Bana soruda diyor ki sarı tohum rengi yeşile baskındır. O zaman ben sarı ya nasıl göstereceğim? Baskınsa büyük harflerle gösteriyordum. E, yeşilse o zaman küçük harflerle göstereceğim. O zaman baskınlık, çekiniklik iki kavramı öğrendim ve şu an uyguladım. Sonrasında genotip neydi? Gen yapısı. Yani büyük A büyük A olabilirmiş. Büyük küçük veya iki küçük A olabilirmiş. Genotip neydi? Gen yapısı. Peki fenotip neydi? F'den aklıma geliyordu. Fiziksel özellik yani dış görünüş. Şimdi devam edelim. Acaba bunlar melez mi, baskın mı, çekinik mi? Büyük A, büyük A'ya baktığım zaman her ikisi de aynı. O zaman ne diyebilirim ben buna? Homozigot diyebilirim, arı diyebilirim, saf diyebilirim. Her ikisi de büyük olduğu için aynı zamanda baskındır diyebilirim. Büyük A, küçük A'ya geldiğim zaman ikisi de birbirinden farklı. Tatlım sorular var, bakarız. Büyük küçüğe baktığım zaman ne diyebilirim ben buna? Melez. Küçük küçük varsa ikisi de aynı o zaman sap diyebilirim, arı diyebilirim veya homozigot diyebilirim. Ama bu ikisi de küçük olduğu için aynı zamanda çekeniktir diyebilirim. Tüm kavramları öğrendim. Şu an fenotiplerini bulacağız ve bitireceğiz. Büyük büyük bu da sarı bu da sarı o zaman bunun fenotipi kesinlikle sarıdır. Evet tatlım evet Akıncım büyük küçük olunca melez oluyor. Buna bakıyorum, biri büyük, biri küçük. Evet, bu melez. Melez bakıyorum. Sarı da var genotipinde, yeşil de var. Ama hangisi baskındı? Sarı. O zaman baskındır ki benim sözüm geçecek. Çekinik senin herhangi bir burada etkin olmayacak. O zaman sarı tohumlu oldu. Buraya baktığım zaman her ikisi de küçük harf, yani her ikisi de çekinik olan yeşil renkli. O zaman bu da kesinlikle yeşildir diyoruz. Çok güzel. Devam edelim. Burada yine göstermiş. Saf döl, homozigot veya arı aynı şeydir. Bakıyorum homozigot, homozigot. Şimdi nasıl yazıyorduk burada? Ya büyük büyük yazıyorduk ya da küçük küçük yazıyorduk. E mor demiş. Ben biliyorum. Mor çiçek daima beyaza baskın. O, o zaman homozigot mor dediğim zaman ikisine de mor yaz diyor. O zaman her ikisine de büyük M yazacağım. Beyaz çekinikti. O zaman her ikisine de küçük M yazacağım. Yok bebeğim normalde her sorunun sonunda muhakkak vermesi gerekli. Ama artık soru çözdükçe belli şeyler oturacağı için bazen vermiyor. Nasıl mesela mor çiçek beyaza baskın. Zaten soru çözdükçe bunlar oturacak, bileceksin ama soru sonunda muhakkak verir. Veya soruda vermez nasıl der? Belki der sana melez mor tohumlu bezelye ile beyaz çaprazlanıyor. Buraya dikkat. Şimdi melez mor diyor. Melez nasıl yazılıyordu? Büyük A küçük a. E o zaman bu morsa ben buradan anlayacağım ki demek ki mor beyaza baskındır. Ancak bu şekilde yani soru içerisinde melezi vurguladıysa ve melezin özelliğini söylediyse melez de bir büyük bir küçük olacağı için zaten o dediği özellik baskın oluyor. Ama soru sonunda muhakkak söyler. Heterizigotta neydi melez? Bir büyük bir de küçük. Evet yuvarlak buruşuk var, sarı yeşil var. Rica ederim bebeğim. Haydi devam edelim. Şurada bir çaprazlamam var. Çaprazlama nasıl yapılıyor? Soru sonunda demiş ki bana kahverengi göz rengini yeşile baskındır. O zaman kahverengi baskınsa ben kahverengiyi büyük harfle yeşilde küçük harfle gösteririm. Çünkü baskınlık çekiniklik bu şekildeydi. Baskınlar daima büyük, çekinikler daima küçük harflerle gösteriliyordu. Şimdi mesela akın tatlım bu soruda Parantez içerisinde sonunda bana vermese bile melez kahverengiden ben zaten anlarım. Çünkü melez de bir büyük bir küçük olacağı için demek ki kahverengi baskınmış diyebilirim. Haydi bakalım anneyi yazalım babayı yazalım. Demiş ki anne için melez. Melez demesi kahverengi demese bile olur. Büyük A küçük A yaz çarpı. Yeşil gözlü baba. Çet yeşili nasıl yazacağım? Yeşilin çekinik olduğunu biliyorum. O zaman çekinik genin tek bir ihtimali vardı. O da neydi? Çok güzel. Melis, Erinç, Duru, Efe, Helin. O zaman küçük A, küçük A yazacağım. Şimdi zaman nasıl yapılır? Kafamız karışıyor mu? Normal mesela matematikten nasıl yapıyorduk? 3x artı 7, 2x artı 5. Bunu ne yapıyorduk? Dağıtıyorduk. Birinciyle birinci ile birinci, bir ile iki. Sonra ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci tarzında bir çarpım söz konusu idi. Şimdi peki burada nasıl yapacağız? Burada yine aynısını yapacağız. 1 ile 1, 1 ile 2, 2 ile 1, 2 ile 2. Getirip sadece yan yana yazacağız nasıl? Evet, burası birinci, burası ikinci, burası birinci, burası ikinci. Şimdi yazalım. Birinci ile birinciyi getir yan yana yaz. Büyük A, küçük A. Devam ediyorum. Birinci ile ikinciyi getir yan yana yaz. Büyük A, küçük A. Yok bebeğim sadece kalıtım. Bu tanıtım dersi olduğu için sadece kalıtımı anlatıyorum. Devam edelim. İkinci ile birinci. Küçük küçük. ikinci ile ikinci. Yine küçük küçük yazdım. Şimdi genotip oranlarını bulalım. Fenotip oranlarını bulalım. Daha yeni öğrendiğimizi varsayarak şöyle yapıyorum. Normalde genotipte kaç ihtimal var? Üç. Nedir onlar? Büyük büyük gelebilir yavru. Büyük küçük melez gelebilir veya saf çekinik gelebilir. Bunların yüzdesini isteyeceğim. Bir de fenotipe Kullanılabilir tatlım ama biraz daha zor bence. Yani zor dedim daha uzun. Onu çizeceksin tekrardan yapacaksın. Kareleri dolduracaksın falan. Fenotipte ya kahverengi gözlü gelecek ya da yeşil gözlü gelecek. Şimdi buradan devam edelim. Evet tatlım dersteyiz şu an. Şimdi büyük büyük gelme ihtimal. Hiç büyük büyük yavrum geldi mi? Hayır. O zaman yüzde sıfır. Büyük küçük 1, 2, 4 yavrumdan ikisi melez. O zaman yarı yarıya ben burayı 25 ile genişlettiğim zaman %50 diyebilirim. Yani melez gelme ihtimali yüzde %50. Saf çekinik gelme ihtimali yine 2 bölü 4, 4'ten %50 diyebilirim. Şimdi kahverengi ve yeşil. Burayı dinleyelim dikkatlice. Haydi bakalım bulalım. Şimdi birinci yavruya bakıyorum. Hem kahverengi göz rengi var hem de yeşil. Evet genotipleri yazdık. Bunlar genotipti. Şimdi fenotipe geçtim. Fenotipte ne olacak? Dış görünüşte o zaman ya kahverengi gözlü ya yeşil. Bunların yüzdesini bulacağız şu an. Bu kahverengi bu da yeşil. Peki chat bu çocuk kahverengi gözlü müdür yeşil mi? <laughs> Çünkü genotipinde kahverengi de var yeşil de var. Ama baktığım zaman diyoruz ki çekinik tek başına etkisini gösteremiyor. Diyordu ki çekinik sen baskın ne diyor? Çekinik sen dur benim sözüm geçiyor. Çünkü sen eğer tek başınaysan bir anlam ifade etmiyorsun. Tek başınaysan bir anlam ifade etmiyorsun. O zaman küçük ay tek gördüğümüz zaman üstüne hemen çiziyoruz. Ne kaldı kahverengi ne kaldı kahverengi. Ama bakıyorum buraya yeşil yeşil iki tane o zaman sözü geçer. Yeşil yeşil iki tane. O zaman yeşil olma ihtimali yine dört yavrudan ikisi yüzde elli. Kahverengi olma ihtimali dört yavrudan ikisi iki bölü dörtten yine yüzde elli cevabına ulaşabilirim. Var mı? Anlaşılmayan bir yer. Evet mesela bir çocuğun bir çiftin sekiz tane erkek çocukları var. Dokuzuncunun kız olma ihtimali nedir Çet? Bir çiftin 8 tane kız çocukları var. Dokuzuncunun erkek olma ihtimali. Şuraya yazayım. 8 tane erkek çocukları var. Dokuzuncunun kız olma ihtimali. 50-50-50 elli, elli, elli. Tatlım şu an tanıtım dersindeyiz. Ben kalıtım konusunu seçtim. Kalıtımı anlatacağız. Normalde zaten derslerimiz başladı. Mesela sizden önce altta dersim vardı. Bu tanıtım dersi olduğu için tek bir konuyu anlatıyorum. Kayıt olmak için. Kayıt olmak istiyorsanız yine söylüyorum. ismini kullanarak %20'lik bir indirimden yararlanabilirsiniz. Onun dışında derslerimiz çok eğlenceli oyunlarla geçiyor. WhatsApp gruplarımız var. Orada sorular, soru çözümleri paylaşıyoruz. Sadece fen grubumuz var. Onun dışında 8 erkek 9 kızsa. Şimdi cinsiyet nedir? Ya kızdır ya da erkektir. O zaman iki ihtimal varsa isterse 15 çocuğu olsun 16.nın kız veya erkek olma ihtimali daima %50'dir 1 bölü 2'den. O yüzden 8 erkek varsa 9.sü kızdır diyemem. Daima %50 ya kızdır ya erkek. iki ihtimal olduğu için 1 bölü 2'den %50. Evet. Sen kaotu nereden biliyorsun? Haydi devam edelim. <laughs> Güzel. Şimdi normalde şöyle bu ders e, 40 dakika olduğu için çok güzel. Kahoot diye bir oyun var bilmeyenler için normal her mesela bu ders kalıtım anlattım. İkinci dersin başında e, kahoot oynuyoruz. Pekiştirmek amaçlı hem de eğlenerek öğrenmek amaçlı. Ama bugün sadece konu anlatımı yapacağım. Ama normal canlı derslerimde kesinlikle yapıyorum. Bugün yetişmez onunla vakit kaybetmeyelim. Evet bir sorun var. Acaba kimler bilecek? Tatlım o konu hakkında bir bilgim yok. Onu direkt burayı arayarak öğrenebilirsin. Adımı vererek de yüzde yirmilik bir indirimden yararlanabilirsiniz. Derslerimiz eğlenceli geçer, zevkli geçer. Her ders sonunda muhakkak kaot yaparım. Onun dışında her ders, her konu sonunda LGS'ye çıkmış sorularına bakıyoruz. Normal yeni nesil sorular çözüyoruz. Normal sorular çözüyoruz. Evet cevabı bekliyorum chat. Bakayım konuşmalar çok kaydı. Zeynep C dedi. Erin C. Turun Duru C. Evet Helin C dedi. Melis C. Şeyma C. Çok güzel. Sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Berat. Hocanın sesi neden gelmiyor yazmış. Evet C arkadaşlar cevabım nasıl yaptık? Şimdi mor çiçekle mor çiçek çaprazlanmış. 3 tane mor bir tane beyaz çıkmış. Şimdi mor ve beyazın yüzdesini vermiş. Zaten mor burada kaç tane? 4 yavrudan moru yazıyorum. 3 tanesi mor. O zaman 25 ile genişlettim. 75. Beyaz da 1 bölü 4'ten yüzde 25. O zaman cevabım Ceyhan. Peki chat benim sana farklı bir sorum var şu an. Evet bakalım. Şimdi beyazın bana genotipini söyler misiniz? Beyaz. Şunu biliyorum. Mor çiçek daima beyaza baskındır. O zaman ben moru yazmak istiyorsam harikasın çet büyük büyük veya büyük küçük yazacağım. Ama kesin bildiğim bir şey var. O da beyazın genotipi. Nasıl yazacağım? Küçük a küçük a. Peki mor için iki tane şöyle yazacağım. E mor'a ne yazacağım buradan? Birini anneden, birini babadan aldık. O zaman buraya bir küçük a ekledim. Şeymacığım. Buraya yine bir küçük a ekledim. Peki bunların morların genotipini bana söyler misin? Şimdi ben buraya küçük A yazdığım takdirde ne olacak? Beyaz. O zaman bu da büyük A'dır, bu da büyük A. Demek ki ben iki tane melezi çaprazlamışım. Büyük, 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 küçük, büyük, küçük gelecek. Beyazın yüzdesi de yüzde 25. Evet, ikinci sorum demiş ki bir de çaprazlama sonucu sadece melez. Neydi melez? Büyük A, küçük A. Yani şuradakileri çaprazlayacağım ve dördü de büyük A, küçük A gelecek. İkincisinde de demiş ki sadece tek çeşit genotip. Yani dördü de büyük büyük olabilir, dördü de büyük küçük olabilir, dördü de küçük küçük olabilir. Bakalım chat C diye yazdım. Şimdi mesela A şıkkına bakalım. Büyük A, küçük A çarpı, küçük küçük, çaprazladım. Büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük, küçük küçük. E i̇ki tane melez geldi, olmadı. Aslında ben melez istiyorsam annemden sadece büyük alayım, babamdan sadece küçük alayım. Yani büyük büyük çarpı küçük küçük gelecek Ceyhan. Ki zaten sadece ikiye baksam bile çıkartırım. İki de tek çeşit genotip oluyor demiş. E burada büyük küçük çarpı küçük küçük var. Bununla bunun çaprazdan büyük küçük gelecek. Bundan küçük küçük. İki tane genotip geldi olmaz. Buraya bakalım büyük küçük gelir küçük küçük gelir yine olmaz. Ama zaten her ikisi de büyük. Dörde yine büyük A büyük A tarzında gelecek. Evet yine çok kolay bir soru. Acar ailesinin doğacak bütün çocukları mavi gözlü. O zaman dört tane yavru var. Dördünün göz rengi de mavi. Ve ben mavinin çekinik olduğunu biliyorum. <laughs> o zaman Berat'cığım e, ses ayarlarını yaptın mı? Evet chat coşuyor A diye tabii ki A. Çünkü dört de mavi olacaksa annenin de babanın da mavi olması lazım. Bu zaten olamaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Burada tek başına yeterli kalmayacaktır. Diğer soru devam edelim. Yine çok kolay bir soru. Chat, haydi sendeyim. Evet, fenotip ve genotip verilmiş. Baskınlar, Denizli geldi, Adana geldi. Ceyhan, Denizli, Adana, Ceyhan. Evet, galiba İlk defa bu kadar farklı cevap geldi. Görsel gözükmüyor mu arkadaşlar? Görüntüm dondu mu? Haydi bakalım. Ben baskın geni nasıl yazabilirim? Büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A yazabilirim. Çekiniyse ise küçük A, küçük A yazabilirim. O internetle alakalı olan bir şey muhtemelen. O zaman mora bakalım. Mor baskınmış. O zaman ben büyük küçük yazabilir miyim? Yazabilirim. Bakıyorum düzgün tohum. Burası baskınmış. Büyük büyük yazabilirim. Buraya bakıyorum. Boğumlu olan çekinikmiş. Küçük küçük yazabilirim. Ama buradaki buruşuk tohum çekinikse yalnızca küçük y küçük y yazabilirim. O yüzden cevabım Ceyhan. Ceyhan diyenleri tebrik ediyorum. Evet hipotez diyor ki bana mor çiçekli iki bezelyeyi çaprazlıyorum. Ve sonucunda hem mor hem beyaz çıkıyor. Ben morla moru çaprazlıyorum. Yavrular da mor da çıkıyor beyaz da çıkıyor. Nedir cevap? Ceyhan geldi. Enes, Melis, Uğur, Zeynep, Duru, Helin, Efe. Herkes C diyor bakalım. Bir kere denizde olamaz çünkü denizde beyazları çaprazlamış. Ve beyaz çiçek gelecekmiş. E ben şunu biliyorum. Mor çek beyaza baskın. Mor büyük harf, beyaz küçük harf. Beyaz olacaksa beyazın tek ihtimali vardı. Küçük a, küçük a. O zaman annesinde de babasında da küçük kesim bulunacak. Burada var, burada yok eledim. Burada ikisinde de yok eledim ama burada her ikisinde de küçük var yani beyaz olabilir. Evet Ceyhan. Sonra devam edelim. Evet buradakilere bakalım demiş ki canlıların dış görüntüsü. Dış görüntü deyince aklıma ne geliyordu? Yani fiziksel özellik. Tabii ki de fenotip. 1C. Devam edelim. Aynı karaktere etki eden genlerin birbirinden farklı olması. Biri küçük, biri büyük. Yani nedir? Melez. Resesi çekinik demekti. Dominant baskın, homozigot, arı, saf, aynı anlamda, heterozigot, melez, aynı anlamda. Birbirinden farklı olması. Nedir bu da? Heterozigot. Bir karaktere etki eden genlerin tümüne, yani genotip. Mesela büyük büyük genlerin tümü genotip. Aynı karaktere etki eden genler, aynı karakter hatırla homolog kromozomların çakışan kısımlarını olur. Çok güzel Bengü, alergen. Melez döldü etkisini gösteremeyen. Melez neydi? Büyük A, küçük A. Etkisini gösteremiyorsa o zaman küçükten bahsediyor. Yani çekinik, resesif. Devam edelim. Aynı karakteri etki eden genlerinin aynı olması, saf olması nedir? Homozigot. Melezde etkisini daha fazla gösteren, melezde etkisini gösteren ne diyorum? Büyük harfle gösterdiğim çok güzel dominant yani baskın gen. Peki sana bir soru chat. İki kahverengi göz çift var. İkisi de kahverengi gözlü. Bunlardan doğacak çocukların mavi gözlü olma ihtimali mi daha yüksektir? Yoksa bir kahverengi bir mavi gözlü mü? Şöyle yazayım hatta. Biri kahverengi, biri mavi. A ailesi, B ailesinde ikisi de kahverengi. Hangisindeki mavi göz olma ihtimali daha yüksektir? A diyenler, A B diyenler B yazsın. A'dan mı daha çok mavi çıkar? B'den mi? A geldi, bakalım. Peki şöyle desem fikriniz değişir mi? Bu saf kahverengi çarpı mavi. Bu da melez kahverengi. Çarpı melez kahverengi. Şimdi tekrardan soruyorum. A ailesinden mi daha çok mavi çocuk yoksa B ailesinden mi? <gülüyor> <gülüyor> o senin tatlılığın. Evet haydi bakalım. Saf kahverengiyi bana yazdır chat. Kahverengiye ne diyeceğim? Baskınsa eğer maviye kahverengi büyük A mavi küçük A saf kahverengi yazalım çok güzel büyük A büyük A mavinin zaten tek bir ihtimal var o da nedir küçük A küçük A evet tatlım çaprazlayalım birinci ile birinci büyük küçük 1 2 2 1 2 2 yazdım melezleri yazdır bana büyük küçük çarpı büyük küçük o zaman çaprazladım büyük 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 küçük büyük küçük 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 Mavi neydi? Mavi yüzdesini soruyor. Küçük küçük. O zaman bir kahverengi bir maviden yüzde sıfır. Ama iki kahverengiden yüzde yirmi beş. Bunun sebebi nedir Çet? Çünkü ben eğer mavi gözlü olsun istiyorsam. Mavinin tek bir ihtimali vardı. Anneden de babadan da alacaktı mavi göz rengini. İkisinden de çekinik alacaktı. E baktığım zaman evet burada var ama burada çekinik yok. Ama bu da çekinik olsaydı olacaktı. Buraya bakalım. Her ikisi de kahverengi. Ama melez. O zaman küçükler, çekinikler var ve buradan geldi. Evet genlerinde yok. Ankara'da oturan var mı? Konumuza ne kadar alakalı değil mi? Erinç. Okulda neredesiniz ya? Basıncı nasıl bitirdiniz arkadaşlar? Şu an şaşkınım gerçekten. Basınç üçüncü ünite. Şu an normalde kalıtım, mutasyon, modifikasyon. Maksimum orada olmanız lazım. Basit makineler. Bari şaka yapıyorsun tabii ki inanmıyorum. Basit makine için ikinci dönemin ortalarında olmanız lazım. Evet. Peki bana mutasyon örneği söyle chat. Down sendromu dedi Enes. Van kedisi. <laughs> Albino. Evet tavşan dudaklık. Harikasın ya ben bu grubu çok sevdim. Bayağı iyi biliyorsunuz konuları. Hakimsiniz. Bence kesinlikle kayıt olmalısınız. Peki modifikasyon örneği söyleyin modifikasyon. Bronzlaşmak, spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi. Alt parmaklılık modifikasyon mu? Evet, şöyle söyleyeyim. Onu da şöyle kısaca bir anlatayım o zaman. Mutasyon ve modifikasyon. Şimdi mutasyonda ne değişiyordu chat? Ne değiştiğini söyle. <laughs> genin neyi değişiyor? Genin yapısı mı, işleyişi mi? Çok güzel duru. Mutasyonda genin yapısı değişiyor. Genin yapısı tamamen değiştiği için peki kalıcı mıydı, kalıtsal mıydı? Kalıtsaldı, kalıcıydı. Yani bir alt nesle geçiyordu. Eğer üreme hücrelerinde ise, modifikasyonda ise genin yalnızca... <laughs> ya buraya tanışmaya mı geldiniz? Modifikasyonda ise yalnızca genin işleyişi değişiyor. İşleyiş nedir? Yani kısa süreli işleyiş değişiyor. Sonrasında eski haline dönüyor. O zaman bu kalıtsal değildir. Bir alt nesle geçmez. Şu örnek çok saçma bir örnek ama bu örneği verdiğim zaman genellikle öğrencilerin aklında kalıyor. Mesela tatile gittim, bronzlaştım. Çocuğum oldu, çocuğum bronz doğuyor mu? Veya spora gittim, kas yaptım, kaslarım gelişti. Çocuğum kaslı doğuyor mu? Hayır. O zaman modifikasyon kalıcı değildir, geçicidir. Ve bir alt nesle geçmez. Ben o özelliğe sahibim diye çocuğum da öyle olacak diye bir kaide yoktu. Mutasyona sebep olan faktörler nelerdi? Mesela zararlı ışınlar, X-ray gibi, röntgen gibi, ultraviyole gibi veya alkol, sigara, uyuşturucu, ateşli hastalıklar, evet radyasyon gibi. Bunlar mutasyona sebep olan faktörler. Modifikasyonda ise sebep olan faktörler ısı, ışık, nem, toprak yapısı, basınç gibi. Mesela Berat. Turgutlu olan var mı? Berat'a cevap versin. Evet. Manisa Turgutlu'dan katılan varsa eğer Berat'a cevap versin. Sabahtan beri soruyor. Bengü Saruhanlı'danmış. Evet Sadullah. Parmak kaldırın. Söyle tatlım. <laughs> Devam edelim. Peki adaptasyon nedir? Adaptasyonu öğrendik mi? Adaptasyon ne? Türkçeden yolu çıkalım. Adapte olmak. Bulunduğu ortam koşullarına ayak uydurmak, uyum sağlamak. Evet ve kısa sürede olacak bir şey değil yıllar içerisinde. Mesela en çok örneğin çıktığı deve. Deve nerede yaşıyor? Çölde. Çölde su yok. O zaman ne yapıyor? Hörgücünde su ve besin depoluyor. Veya ne diyebiliriz? Mesela develerin göz kapakları çok kalın. Neden? Toz, kum girmesin diye. Veya kirpikleri çok uzun. Yine toz girmesini engellemesi için. Veya ayak tabanları çok geniş, daha kolay yürüyebilsin diye. Veya köpek balıklarının ön ve arka sırtlarının renkleri birbirinden farklı. Veya bu onun renk değiştirmesi korunma amaçlı gibi. Akraba evliliği. Evet. Peki son sorum. Cinsiyeti annemi belirler baba mı? Cinsiyeti baba. Her ikisi de belirler diyen var mı veya sadece anne belirler? Çok güzel Melis. Şimdi insanda kaç tane kromozom var? İnsanda 46 kromozom var. Bu 46 kromozomun 44 tanesi vücut kromozomu, 2 tanesi de eşeği kromozomu. Yani cinsiyet kromozomu. Eğer kızsan XX erkek de XY olacak. O zaman annenin kromozomunu yazmak istediğim zaman 44 artı XX yazıyorum. Baba için 44 artı XY yazıyorum. Anne de zaten her iki eşeği kromozomu da X. Anne zaten her türlü X'ini verecek. Eğer baba annenin X'inin yanına X verirse doğacak çocuk kız olurken baba eğer Y'yi verirse ne olacak doğacak çocuk erkek. O yüzden cinsiyeti belirleyen babadır. Hatta babadan gelen Y kromozomudur diyebiliriz. Evet. Ders nasıldı? Keyif aldık mı? Anlamadığımız şeyler biraz daha oturdu mu? Kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, akraba evliliği. Evet. Memnun kaldıysanız, anladıysanız ne mutlu. Tekrardan söylüyorum kayıt olmak isterseniz adımı kullanarak %20'lik bir indirimden yararlanabilirsiniz. Basınç anlatamam. Basınç aslında 40 dakikada bitecek bir konu. Birkaç şifre var, birkaç kelime var, birkaç kısa yol var. Basınçta genellikle öğrenciler zorlanır. Neden? Çünkü basınç çok kısa bir konu. Yani <laughs> Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı var. Her birinde ayrı ayrı özellikle var. Birkaç püf noktası var. Onları anlattığım zaman basıncı yapamayacak öğrenci yok. Basınç nedir kısaca? Birim yüzeyi etki eden dik kuvvet. Katılarda basınç. Şöyle düşünün. Ben kumda yürüyorum. Bir ayağımda spor ayakkabı, bir ayağımda topuklu ayakkabı var. Hangisi kuma daha çok batar? Topuklu. Peki topuklu ayakkabı neden daha çok batar? Çünkü yüzey alanı küçük, sivri, küçük, dar, keskin şeyleri görüyorsam demek ki basıncı artırıyorum demektir. Veya yeni bir soru. Raptiye var şöyle. Raptiyeyi ben iki parmağımın arasına sıkıştırıyorum. İşaret parmağımı A diyorum. Baş parmağıma B diyorum. Ben raptiyeyi iki parmağımın arasında sıkıştırıyorum. Hangi parmağımda daha çok acı, ağrı hissederim? İşaret mi baş mı? Yani A mı B mi? İşte B'nin acımasının sebebi de yine yüzey alanı küçük olduğu için oradaki basınç fazla. Ama buradaki yüzey alanı geniş. Veya iş makinelerine palet takılması. Normalde iş makineleri tekerleri böyleydi. Ama ne yapmışlar? Palet geçirmişler. Yüzey alanı iki teker kadarken yüzey alanı çoğalmış. O zaman basıncı azaltmışım gibi. Evet tank gibi. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitiyor. Umarım kayıt olursunuz. Kayıt olmazsanız umarım LGS'de güzel şeyler elde edersiniz. Tekrarlarımızı yapalım. Bol bol soru çözelim. Rica ederim. E, muhakkak Çıkmış sorulara bakalım her ünite sonunda. Ben genelde dersleri anlattıktan sonra her konu bitiminde o konuyla ilgili çıkmış sorulara bakıyorum. Hız, Okyanus, Muba, Ankara. Umarım olursun Bengücüğüm. Ben de hepinizi çok sevdim arkadaşlar. Çıkmış sorulara muhakkak bakın. Tekrarlarınızı yapın. Bol soru çözün kazanırsınız. LGS zor bir sınav değil. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Tanıştığıma çok memnun oldum. İyi akşamlar diliyorum. Var mı sorunuz? Tamamdır. Görüşmek üzere.